Güzel İnsanlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu. Eğer sizinle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak diye küçücük kendimi tanıtmak istiyorum. Ben aslında bu videoların başlangıcına yaklaşık 4-5 ay önce hamileliğimle birlikte başladım. Şu anda hamileliğimin 23. haftasındayım. 23 bitmek üzere 24'de gireceğiz aslında. Heyecanlı kısımlardayız şu anda. Yani biliyorsunuz 23. hafta artık 6. ay gibi geçiyor ve 6. aydan itibaren de İşte bebek hazırlıkları, işte mobilya hazırlıkları, böyle alışverişler falan bu tarz şeyler çoğalmış oluyor. O yüzden de hem gösterebilecek daha fazla şeyim oluyor, daha fazla içerik çıkartabiliyorum. Benim en sevdiğim o minnoş kısımlara gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bugün sizlerle bebek arabası incelemesi yapacağız. Aslında dışarıdan geldim, çok da yorgunum. Kendime bir anda duşa atacaktım ama dedim ki bu videoyu hemen çekeyim ki hani artık almak isteyenler varsa, çünkü benimle aynı haftada olan çok anne var biliyorum. Buna bir şekilde ulaşıyorsunuz. Eğer hala bebek arabası almadıysanız alternatifleri düşünebilmeniz için size bunu detaylıca anlatmak istedim. Araba burada. ve şimdi size detaylıca anlatacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben Stokke model bir araba aldım. Bu arabayı alırken de gerçekten aslında çok araştırdım. Kendimi de çok yokladım. Hani ben neyi istiyorum, doğru şeyimi alıyorum, nasıl yapmam gerekiyor falan böyle. Özellikle aklımda iki farklı model vardı yani Stokke'den önce. Mima ve Duna'lar. Duna'ların çok kullanışlı olduğunu biliyorum. Gördüm de zaten çok yakın bir arkadaşım da kullanıyordu Duna'ları. Hani kullandım da gerçekten çok kullanışlı. İşte çok rahat katlanıyor. Hemen otokoltuk oluyor. Ondan sonra pat diye kaldırıyorsunuz işte araba oluyor falan. Acayip kullanışlı. Benim kullanışlı bulmadığım kısım ne oldu onu söyleyeyim ilk başta. Şimdi benim boyum uzun yani 1.76 boyundayım. Duna'larda yani uzayabiliyor evet o kol kısmı ve yükselebiliyor ama ne kadar yükselirse yükselsin bebek aşağıda kalıyor. Yani dedim ki ben devamlı böyle kalacağım hani bebeğe ilgilenebilmek için. Ve bu beni aslında yoran bir şey olacak belli bir süre sonra. Tamam şöyle de bir ayrıca durum var. Duna'yı 1 yıl kullanabiliyorsunuz. 1 yıldan sonrasında zaten hani maksimum herhalde 14-15 ay kullanabiliyorsunuzdur bebeğin durumuna göre. Bazıları daha bile erken bırakmak zorunda kalabiliyor. Yani bebeğin nasıl olacağını bilmediğim için bu ayı da tam olarak kestiremedim. Ben 1 yıl diye düşünüyorum. Şimdi 1 yıl kullanacağım bir bebek arabasında dedim ki hani yani ne kadar eğilmek kalkmak beni zorlayabilir dedim ilk başta. Ama sonra düşündüm ki zaten 1 yaşını geçmiş bir bebeğin çok da eğildim kalktım işte falan yapmaya artık ihtiyacı olmaz. Zaten o bir süre sonra yürümek hatta bebek arabasını kendisi itmek falan isteyecek yani. O yüzden ilk başlarda aslında buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Duyacağımı düşünüyorum. O yüzden de devamlı eğilmek istemedim. Benim ilk baştaki aslında eleme sebebim buydu. Bence uzun boylulara çok uygun olmayan bir araba diye düşünüyorum o. Başka eleme sebebim de 1 yıl kullanılıyor olmasıydı. O zaman ben baktığımda fiyatları 6.000 lira 7.000 lira falandı. Yani 6-7 bin lirayı 1 yıl için açıkçası vermek istemedim. İkinci elleri var. Yine bir önceki videomda şuraya ekleyeceğim videoyu ben size. İkinci el çok uyguna yaptığım alışverişlerden bahsediyorum. Orada da buldum aslında Duna markaların ikinci ellerini. Ama yani fiyatlarda çok bir fark yok. Yani hani sıfırı 6-7 bin liraysa onu da 4-5 bin liraya falan satıyorlar. Yani 4-5 bin liraya ikinci el 1 yıl kullanılabilecek bir arabaya vermek bana hiç mantıklı gelmedi. O yüzden Duna'yı maalesef elemek zorunda kaldım. Üzülerek, gerçekten çok üzüldüm Duna'yı elediğim için ama üzülerek elemek zorunda kaldım. Hani olur da birinden bedava al sen Berfu bunu kullan falan derlerse deneyebilirim. Ama çok zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Mimo'lara gelelim. Mimo'larda da, bu arada Cybex'ler de var. Cybex'leri de araştırdım. Önce Mimo'dan bahsedeyim. Mimo'larda, şimdi araba çok güzel, böyle çok şık, işte hani bayağı Mercedes. Böyle işte Ferrari hatta yani tarzında bir araba. Çok havalı bir araba. Fiyatları evet pahalı ama bunun da ikinci elleri vardı. Şimdi önce tabii ki sıfırlarına baktım. Sıfırlarının gerçekten çok uçuk fiyatları var. Ve ben zaten bu fiyatları araba bütçesine ayırmak hiçbir zaman istemedim. Yani eğer o kadar yüksek bütçelere çıkacaksam ikinci ellerine bakacaktım. Yani sıfırları olmuş 22.000, 23.000, 25.000 gibi fiyatlar. Hatta daha bile yüksekleri var. Onlarda deri kaplamalar oluyor genelde. Ben öyle gördüm yanlış bilmiyorsam.
deri oluyor ürünler. Böyle deriye göre de fiyat artışı olabiliyor. Şimdi Mima zaten kendisi çok büyük bir araba. Böyle bir kapsül şeklinde bir araba. Fotoğrafını ekleyeyim ben böyle. Ama araba çok tek parça bir araba. Yani onu hareket ettirmek bana çok hantalca geldi. Bu konuşmamı bence bir 5 dakika sonra hatırlayacaksınız neredeyse. Çünkü onu hantal derken bunu mu aldın diyebilirsiniz. Neyse, geleceğim bu kısma. Açıklamalarım var, yapacağım açıklamalarımı. Ve Mima'da 6 ay sonra ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İlk başlarda da port bebe gibi kullanabiliyorsunuz. Bu benim için bir dezavantajdı. Yani ben port bebe kullanmak istemiyorum. Bebek 6 ay boyunca yatsın istemiyorum. Benim bildiğim ve bana satıcının anlattığı buydu. Hani yanlışım varsa hani o kısmı lütfen affedin. Çünkü dediğim gibi hani birilerinin vesilesiyle öğrenmiş olduğum bu kısmı. Zaten Mimalarla da böyle ay ya yok bu port bebe oluyor falan filan deyince ben bir süre sonra sildim yani onu tamamen beynimden. Silmemin bir yandan da sebebi şu oldu. Şimdi ikinci el bakıyorum dedim ya, girdim ikinci ellere baktım. Baktım ki deri olduğu için çok fazla soyulma olmuş. Yani insanlar 1 yıl 2 yıl kullanmışlar, satmaya karar vermişler ama derilerde atmalar olmuş. Yani dedim ki ben bu kadar para vereceğim, bir de bu da atacak. Hani yani 20-25 bin liraları bile versem deri atacak. Yani yazık günah, o kadar para. Ben neden çöp edeyim o parayı? Sonrasında da aldığım ikinci el bir üründe de yani derisi atmış bir ürünü almak istemedim. Hani o da hiç içime sinmedi yani. Çok eskimiş gibi görünüyor sonuçta. O yüzden deri olayı beni soğuttu. Mimalardan da böyle soğudum. Cybex'lere geliyorum. Cybex'ler evet çok güzel katlanabiliyorlar. Pratik bir şekilde tek el hamleleriyle falan yapabiliyor. Genelde zaten herkes Cybex'leri kullanıyor. Opera mağazalarında satılıyor. O yüzden de hani çok da fazla mağaza var. Biraz da buna bağlıyorum açıkçası. Genelde memnun kalan arkadaşını öneriyor falan, bu şekilde artıyor. Ama ben neden memnun kalmadığımı fark ettim aslında. Şöyle, Cybex'lerde ilk 6 ay boyunca araba koltuğunu yani pusetinizde takmanız gerekiyor arabaya. Ve bebek arabasını kapatırken de tekrardan o oto koltuğunu arabaya koymanız gerekiyor. Şimdi ben böyle bir şeyi ilk 6 ay boyunca, hele ki bebek küçükken, biraz daha ele avuca sığmazken ya da böyle en artık arabaya ihtiyacın olduğu bir zamanda onu indir kaldır, onu indir kaldır gibi bir şey her seferinde çok yapmak istemedim. Yani özellikle oto koltuk kısmını, çünkü onu bir de oraya bağlıyorsunuz falan böyle her seferinde. Onu yapmak istemedim. Sonrasında farklı bir alternatif sunamadı Cybex bana. İlk 6 ay bunda yani ilk 6 ay puset kullanmak zorunda. 6 aydan sonra onu çıkarıyorsunuz ve bebek arabasını normal kullanmaya devam ediyorsunuz. Tamam, bu güzel bir şey. İlk 6 ay sadece onu kullanacağım. Ama ayrıca oto koltuk almam gerekiyordu ki oto koltuk aldığımda bu sefer arabayı katlamak istediğimde o puseti nereye koyacağım? Gibi yani bu benim çok mantığıma uymadı. Yani ben her katladığımda ona oto koltuk yapayım ondan sonra falan. Dedim ki yani ben böyle bir şey istemiyorum. Ben bir bebek arabası istiyorum. Bir de oto koltuk istiyorum. Yani oto koltuğum olsun, orada sabit kalsın. Bebek arabasına katlayayım ve bagajıma koyayım. Bunları araştırırken o arada Suadiye'de gezerken bir mağazaya girdik. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Yanlış da söylemek istemiyorum. Aşağıya yazarım, hani Sokke'leri her mağazada bulamayabiliyorsunuz. Bulmak isteyenleriniz varsa o mağazaya bakabilirsiniz. Sutoke'nin en son çıkan modelini gördük. Ve gerçekten çok beğendik. Tam aradığımız üründü. 0-6 ay içerisinde hiçbir şekilde bebek puseti ekstradan kullanmak zorunda olmadan kullanabiliyorsunuz. Araba koltuğu gibi olan o pusetleri kullanabiliyorsunuz ama kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanmadan bebek arabasını kullanabilmek, yani 0 aydan itibaren 36 aya kadar bu şekilde kullanabilme özelliği sağlıyor aslında. Ya ben bunu duyunca zaten dedim tamam evet, aradığım şey bu. Sadece tek dezavantajı bence araba gerçekten hem tekerlekleri büyük hem kendisi büyük bir araba. Birazdan göstereceğim zaten. Dolayısıyla büyük olduğu için de bagajda yer kaplıyor. Ben sitede bebeği gezdirirken, sitede gezdirdikten sonra arabayı asansörle kapıya getirerek o arabayı hiç bozmak zorunda kalmadan aslında bunu her gün devamlı yapabilirim. Ama eğer araba kullanacaksam, arabaya koyacaksam sonrasında bebek arabasını,
O zaman evet, hani o zaman böyle bir ağırlık ya da bir hantallık illaki indir kaldır falan yapmam gerekecek. Şimdi bunlardan bahsedeyim istedim ben ufak çaplı size. Eğer bu konu hakkında sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz hani buraya kadarki aşamada. Çünkü çok uzatmak istemiyorum videoyu, böyle çok uzun uza diye bir şey olsun istemiyorum, dakikalarca sürsün istemiyorum. Şimdi hemen bebek arabasını size göstereceğim. Şimdi bebek arabasını göstereceğim, biraz uzaktan çekmek istedim. Detaylar için tekrardan telefonu alacağım, size göstereceğim. Şimdi öncelikle bir boyunu görün istedim. Yani benim boyum ve arabanın boyu bu hizada kalıyor. Ve bu pusetin, yani arabanın en yatık hali de bu hali. Gördüğünüz gibi yani bayağı yatık. Aslında port bebek kıvamına kadar neredeyse yatabiliyor. Ve bebeği buraya 0 aydan itibaren koyabiliyorsunuz. Yani bunun kendi şurada görmüş olduğunuz bu pembe, birazdan yakından göstereceğim. Pembe kılıf aslında bebeğin 0 ayda kullanabileceği ergonomide yapılmış bir kılıf. Dolayısıyla kullanmakta sıkıntı yaşamıyorsunuz. Buradan boy ayarlaması yapabiliyorsunuz. Böyle indirebiliyorsunuz. Bakın bayağı iniyor yani bu. Hani daha kısa boylular için de aslında çok kullanışlı. Ve bu şekilde de tekrardan kaldırabiliyorsunuz. Bu da çok kolay. Yani buradan bir işlem yapmak. Gördüğünüz gibi çok kolay yapıyorum. Bunun haricinde burada bir mandalı var. Görebilecek misiniz? Biraz şey kalacak. Şöyle. Bu mandallara basıp bunu bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bakın aslında bu. Bu kadar kolay. Bu şekilde çıkartıyorsunuz ve bu mandallara basarak buradaki dişlere bunu takıyorsunuz. Şimdi takabilecek miyim? Buraya bakmadan. Evet. Şu trak sesini duyduktan sonra ve burada da zaten birazdan göstereceğim. Kırmızı ve yeşil düğme ayarlı var. Siz taktıktan sonra burası da zaten yeşil hale geliyor ve güvenli olduğu anlamına geliyor. Şimdi bunu aldım, çıkarttım. Bu bir parça. Ağır değil bu arada. Çok hafif. Yani bakın taşıyabiliyorum hamile halimle. Bu da kalan hali. Bu da video çekim düzeneyim kalmış şurası. Şimdi bu kalan kısmı da nasıl kapatacağımızı göstereceğim size. Önce şöyle bir aşağıdan alayım. Mandalı çekiyorsunuz, buraya basıyorsunuz ve bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu kolu da aşağı indiriyorsunuz. Bu şekilde bagaja yerleştiriyorsunuz. Şimdi sizin için çantayı çıkarttım. Bu şekilde kapanıyor. Yani bakın aslında uzunluğu, yani uzun. Dolayısıyla hani her arabaya sığabilecek bir şey değil. Üzerine de bu çıkarttığınız bu parçayı koyuyorsunuz. Ve bu haliyle arabaya, bagajına sığdırıyorsunuz. Açması da çok kolay. Ben şimdi size tekrardan açacağım. Umarım tam gösterebilirim. Bunu kaldırıyorsunuz. Gerçekten videoyu nasıl çekeceğimi şaşırdım. Tek elle yapmak çok zor çünkü. Yani çok kolay tek elle yapılabilen bir araba değil, evet. Şimdi bu şekilde kaldı. Yani yerden kaldırdınız bu şekilde. Buradan ayağınızla attırarak açıyorsunuz. Bu kadar. Şu an alışamadım. İlk defa yapıyorum arabanın açılışını. Alışamadığım için. Bu bir süre sonra pratiklik kazanıyor zaten, biliyorsunuz ki. Üstüne de bunu, yani bunu koyuyorsunuz. Bu kadar. Bakın. Bayağı aslında çok da zor bir şeyi yok alıştıktan sonra. Bunu da kendime göre yükseltiyorum. Bitti. Şimdi buradan konuşmaya devam etmek istiyorum. Çünkü çok görüntü kötü oldu yüksek ihtimalle size. Umarım anlatabilmişimdir. Aslında çok zor değil. Sadece ben şu an ilk defa yapıyorum. Bir kere mağazada yaptım, bir kere evde yaptım, yani üçüncü kez yapıyorum. Dolayısıyla çok alışamadı henüz elim. Ama buna alıştıktan sonra bence çok zor değil. Sadece dediğim gibi kapandığında büyük bir yer kaplıyor. O yüzden geniş bagaja sahip olmanız gerekiyor. Bu en büyük dezavantajı. Ama onun haricinde 0 aydan itibaren kullanılabiliyor olması benim için çok büyük bir avantaj. Şimdi gelin biraz daha yakından bakalım neleri var diye. Öncelikle hazır otururken çantayı göstereyim size. Bu çantası aşağıya takılabiliyor. Yani böyle aşağısında bu arada büyük bir alan ve sepeti yok oraya, böyle işte montunuzu bilmem ne falan koyabileceğiniz öyle bir alanı yok. Eğer öyle bir şey istiyorsanız o anlamda evet bir dezavantaj, ama ben öyle bir şey istemiyorum. Çanta bunun, burası çok sert, burası oturuyor zaten. Bunu açayım. İçerisinden
Böyle bir fileli bir alan çıkıyor. Şimdi bunun içerisinde bu arada yağmurluğu var. Yağmurluk çıkıyor. Kışın yağmurluğunu falan koyabiliyorsun. Bu da yine kendi markasının. Şöyle markasını da size göstereyim. Stokke'nin kendi markasının. Böyle filesi var. Bu da yine orijinal filesi de. İçi de böyle. Yani aslında bayağı genişçe. Bir de şöyle bir çantası var ekstradan. Hani bunun içerisine ürünlerinizi falan böyle koyabiliyorsunuz. Bayağı da büyük aslında. Bunun içine koyabilmek için, çantanın içine ekstradan koymak için. Zira bu bir çantamız. Bu da ikinci çantamız. İçerisinde de filemiz var. Yani buraya hani bebek çantası zaten ayrıca alınacak. Yani bilmiyorum. Bana büyük geliyor. Birçok şey koyulabilir gibi düşünüyorum bakın. Yani kocaman bavul gibi çanta yani. Ben neredeyse bu çantanın biraz büyüğüyle 3-4 günlük tatile gidiyorum yani. Tabii kimin ne getirdiği yanında önemlidir. Ben biraz belki az ürün alıyorum bilmiyorum ama sonuçta bana yeterli. Bana yeterli mi? Yeterli. Ben kendi çerçevemden değerlendiriyorum. Siz de lütfen kendi çerçevenizden değerlendirin. Tabii ki mantıklı olup olmadığını. Diğer Stokke markalarından farklı olarak bu özelliğinin, yani bu arabanın özelliği, bu özel bir seri olarak üretilmiş. Çünkü bu rengi ve işte deseni falan filan. Bir özelliği var. Ben şimdi size onu göstereceğim. Tak bir kumaşı var. Bu işte yeni doğan pedi aslında. Bu yeni doğan pedini çıkarttığınız zaman alt kısmı şu. Şu mesela sünger ergonomik açıdan yine sağlıklı oluyor. Çıkarttığınızda biraz daha büyüdüğünde bu alttaki aşamayı kullanıyorsunuz. Ama yani yaklaşık herhalde 8 aya kadar, 9 aya kadar bu pedi kullanabileceğini düşünüyorum. Rahat etmediği noktada çıkartabiliyorsunuz içerisinden zaten. Tüm kumaşı çıkıyor. Biz her şeyini çıkarttık. Komple yıkadık. Her şeyi, yani gördüğünüz tüm kumaşlar. Burası, burası, burası. İşte alt kısmında böyle bir kumaş alanı var. Burası her yeri çıkabiliyor. Ve göstermek istediğim şey şu aslında. Burası. Şurası da çıkabiliyor bu arada. Ayrılıyor. İsterseniz bunu kullanmayabiliyorsunuz. Ama kullanmak bir avantaj. Normalde bebek arabalarında bu kadar kapatıyor geneli bebeği. Ama bunun şuradaki fermuarı sayesinde, buradaki fermuarı sayesinde isterseniz bunu kapatıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben bunu açtığımda bunu böyle buraya kadar kapatabiliyorum. Yani bebek komple aslında ışıktan, güneşten falan etkilenmemiş oluyor. Normalde farklı modellerinde, yine Stokke'nin hani X modelinin farklı versiyonlarında file gibi olanları var. Bebek görülebiliyor. Aslında ben öyle de olsun istedim. Ama onlarda bu alan daha kısa ve bu ya şöyle falan çok hafif, küçük ve böyle kalıyor. Yani burası daha fazla inmiyor aşağıya. O yüzden öyle bir dezavantajı var. Bu arada bebeği böyle tutabildiğiniz gibi bu puseti ters takarak bebeği ön tarafa da tutabiliyorsunuz. Yani önden de size arkası dönük şekilde bebek etrafı izleyecek şekilde de olabiliyor. Burada bir bardaklık yeri var. Buraya bardak takabiliyorsunuz. Ben o bardaklığı herhalde kaybolmuş, bir önceki satıcısında yok ama satılıyor. Alacağım bu bardaklıktan. Hani lazım olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde buralarına zaten normal bebek çantanızı asabiliyorsunuz. Kullanımı çok rahat. Yani şöyle gidişi gelişi çok hafif. Yani o kadar rahat bir şekilde döndürüyorum ki şu an. Bakın dokunuyorum sadece. O yüzden bunlar gerçekten her biri benim için çok önemli özelliklerdi. Evet, şimdi son olarak tekrardan sizle buradan bir konuşma yapalım. Video düzeneğimi kapattım. O yüzden en son bu şekilde bitirelim sizle videoyu. Şimdi bebek arabası modelini aslında size detaylıca anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer anlatamadıysam ikinci video gelir. Hani derseniz ki şunlar soru işareti kaldı Berfu. Tekrardan bir video çek. Ben tekrardan sizin için bir video çekerim. Bence gerçekten bir bebek arabasını diyorsanız ki ben 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar kullanmak istiyorum. Bir para verdim, hakkını versin. Yani ben bu arabaya 5750 lira verdiğim düşünülürse gerçekten çok uzunca bir süre aslında kullanabiliyor oluyorum.
arabayı 3 senede hakkını vererek tepe tepe kullanmış olacağım. Yani 3 sene kullanmayabilir bebek bu arada. Yani belki de 1 sene, belki de 2 sene kullanacak. Ki modeli beğenmeyeceğim, diyeceğim ki yani çok ağır oldu benim için, işte hiç kullanışlı olmadı falan diyeceğim. Ama en azından bunu sattığımda beni rahatsız etmemiş bir para ödemiş olacağım. Ben de gerçekten sattığımda da en azından derim ki yani gönlüm rahat, sattığımda da bir puset alırım diye düşünüyorum. Mesela Xiaomi'nin bebek arabaları, böyle daha baston tarzı olanları bana çok mantıklı geldi. Belki bunu satarım 1 yaşından, 1,5 yaşından sonra. Çünkü bizim bebeğin 1,5 yaşı tam yaza gelmiş oluyor. Belki artık yazın böyle bir araba kullanmak istemem. Bir de onlar da önemli. Yani ben onu da düşündüm. Kışını, yazını falan. Şimdi ben kış bebeği olacak. Kış bebeğini böyle çok açık bir arabada tutamazsınız yani. Hani korunmasız bir arabada tutamazsınız. Bu araba gerçekten korunmalı bir araba. Yani 6 ay sonra yaza gelmiş olacak. Yazın bu araba ağır gelse dahi henüz bebek oturamadığı, yani böyle tam oturamadığı için, yarı oturur olacağı için 6 ayda falan muhtemelen. Bir baston kullanamam. Sağa sola yatacak. Baston arabaya geçişim için henüz erken. Ama eğer yaz bebeği olsaydı benim bebeğim, hani bir kışı geçirecek olsaydım ve hani boyum falan buna uygun olsaydı alırdım Duna'yı. Bir yıl sonra yazın satardım Duna'yı. O zaman da hani onun yerine belki baston alırdım. Çünkü artık bir yaştan sonra zaten yaza geliyor. Öteki kışta da böyle baston bir şeyle, işte korunaklı yağmurluyla falan idare edebilirdim diye düşünüyorum. Zaten kışın ne kadar dışarıya çıkıyoruz. Gerçi her gün bebeği dışarıya çıkartın diyorlar. Hani hava alması için. O da bir şey. Ama artık tercih meselesi yani. Dediğim gibi ben bütün avantajlarını, dezavantajlarını size söylemeye çalıştım. Umarım hani videodan memnun kalmışsınızdır. Eğer sormak istediğiniz, kafanıza takılan ve hala sizin endişelendiren şeyler varsa, bebek arabası almak gerçekten önemli ve kritik bir mevzu. Alıp pişman olmanızı istemem. O yüzden lütfen hani sorularınızı yazın bana, aşağıya yorumlar kısmında bırakın. Bildiklerimi en azından hani kendi bu zamana kadar fikirlerimi, ölçüp tarttığım şeyleri, burada söylemeyi belki de unuttuğum şeyleri size aşağıda zaten cevaplıyor olurum. Şeyini unuttum. Eğilip kalkıyor bu arada. Sadece yatmıyor. Bebek arabası eğiliyor, kalkıyor, dikleşiyor falan. Onu unuttum. O da bir saniye gösterebilir miyim? Bakın şu anda en dik formunda, bayağı dik. Yani bebek hani artık 6, 7, 8 aydan itibaren, 6'da çok erken ama hani 8-9 aydan itibaren daha dik oturmak istediğinde bayağı sandalyede oturur pozisyonunda oturabilecek aslında. 1 yaşında da etrafı bu şekilde çok rahat izleyebileceği için rahat edebileceğini düşünüyorum ben. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi eğer takıldığım, unuttuğum herhangi bir şey varsa lütfen bana belirtin. Gerekirse ikinci videoyu çekeyim bazı küçük detayları için, ya da sorularda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.